Ayın 30'u sabah 9:25'te arkadaşımın uçağı vardı. Biz birlikte saat 8'e doğru İzban'a, Semt Garajı'ndan İzban'a binip havaalanına kadar gittik. Ben arkadaşımı havaalanında 8:30 gibi bıraktım. Tekrar İzban'a binip Semt Garajı'na doğru geldim. Geldikten sonra bir telefon görüşmesi yapmak için uygun bir yer aradım. Bir gölgelikte oturuyordum, Semt Garajı'nın yakınlarında. Kimliği belirsiz 3 kişi yanıma gelip polis olduklarını, hakkımda ihbar olduklarını söylediler. Kimlik istediler, sonra tecemmi alıp. Tecemmi aldıktan sonra bunu alalım dediler. Ben de beni bu şekilde neden alıyorsunuz? Yaptığınız hukuk dışıdır. Hakkımda herhangi bir şey varsa bunu usulüne uygun yaparsınız. Biz ne yaptığını biliyoruz. Beni zorla yakında beklettikleri arabaya bindirip, araba bindirdikleri gibi de işkence yapmaya başladılar. Sen buraya neden gelmişsin? Söyle bize, hepsini bir bir söyleyeceksin ve burayı terk edeceksin. Biz sana yapacağımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Arabada hem bu sorular, bir tarafta bu sorular sorulurken, bir tarafta küfür ve hakaretler de bulunup, aynı zamanda fiziki şiddet devam ediyordu. Bir yarım saat gibi bir süreyle bir mezarlığa götürdüler. Mezarlıkta beni bir köşeye attırdılar, orada beklettiler. Sen bizimle anlaş, bizimle istediklerimizi yap, biz de senin istediklerini yapalım. Ne istersen sana vereceğiz. Hem kendini hem aileni kurtarırsın. Ondan sonra ben tekrar onlara ilk başta arabada söylediğim gibi ben İzmir'e gezmeye geldiğimi, kendimi eğer bulursam, bir iş bulursam burada çalışacağımı ve gezmeye geldiğimi şimdi. Onun dışında da benim herhangi bir örgütle bir bağımın olmadığını ve sizin yaptıklarınızın yasa dışı, hukuk dışı olduğunu, ben hiçbir şekilde sizinle konuşamayacağım. Hakkında bir ihbar, bir soruşturma varsa da ilgili mercilere gelir, beni alır. Ben ilgili mercilerde savunmamı yaparsınız. Siz beni bu şekilde suçlu muamelesi yaparak, beni suçlu ilan ederek aynı zamanda da bu suçu kabul etmemi istiyorsunuz. Ben hiçbir şekilde bunları kabul etmiyorum ve bundan sonra da ne olursa olsun sizinle konuşmayacağım. Bunu dedikten sonra ilk başta beni 3 kişi almıştı. Daha sonra 2 kişi daha geldi, 5 kişi. Gelen yeni 2 kişi de farklı bir işkence seansı başlattılar. İşkence ettiler, önüne kağıt attılar, biz sana açık çek sunuyoruz, sen tüm bildiklerini bize anlat, biz de sana her türlü desteği sunacağız. Ondan sonra ben bunları kabul etmediğim zaman da beni yere yatırdılar, güneşte üstümü çıkartıp, tişört ve atletimi çıkartıp, güneşte ellerimi aklada olacak şekilde beklettiler. Kendi aralarında kısa bir görüşmeden sonra, yani yarım saat sonra mezarlıktan çıkartıp gezdirmeye başladılar. Farklı mezarlıklara götürdüler, farklı bir dağ başına götürdüler. Aynı zamanda yolda aynı şekilde işkence, hakaret, küfür devam ediyor ve işte istiyorsan siyasette seni her yere getirebiliriz. Yeter ki sen bizim söylediklerimizi ne bildiklerini anlat ve bizimle anlaş. Biz hiçbir şekilde sana sıkıntı çıkartmayacağız. Bunları anlatmakla birlikte beni bir dağ şeyine götürdüler. Başına götürdüler. İşte bizim kabul etmezsen biz senin videonu, o çıplak videonu, fotoğraflarını çekip vereceğiz internet ortamına. İşte annen görecek, ailen görecek, baban görecek. Onlar içinde rezil olacaksın. İşte İzmir'e gitti, değişti falan diyecekler. Ben hiçbir şekilde bu süreçte onlar bunları söylerken, işkence yaparken ben hiçbir şekilde konuşmadım.
En son beni bir dağ başında indirdiler. İndirdikleri zaman da benden işte son kez bir sana söylüyoruz. Ya istediğimizi kabul edersin, istediğimizi kabul etmesen biz senin videonu çekeceğiz. Beni yere yatırdılar, işkence ederek zorla elimi pantolonuma atıp pantolonumu indirmeye çalışırken ben avazım çıktığı kadar bağırdım. Bağırmamla birlikte iki sefer bağırdım. Bağırmamla birlikte beni hemen orada pantolonumu diz üstümde bırakacaklar şekilde beni oradan alıp başka bir yere götürdüler. Bunları yaparken ben tamamen bunlara hiçbir şey anlatmamın bir anlam ifade edemeyeceğini, sadece onların hoşuna gideceğini bildiğim için de hiçbir şekilde olumlu, olumsuz, doğru, yanlış herhangi bir cevap vermedim. Sadece ben sustum. Onlar konuştular, onlar bana vurdular, onlar sürekli sorular sordular. Ailemle yetmedi, arkadaşlarımla yetmedi, özel hayatımda yetmedi. Onurumla sürekli tehdit ettiler bu zarfında. Biz beklediğimiz yerde bu uzun bir 3-4 saat bir yerde beklettiler. Akşam 6.30-7'ye kadar. 6.30-7'de de beni alıp artık başımı tamamen bacaklarımın arasına almış. Ellerim arkada, hiçbir şekilde nereye götürüldüğümü, nereye götürdüklerini bilmeden dolandırdık. Yaklaşık bir 3.30-4 saat gibi öyle dolandırdılar. Havanın kararmasıyla, yani tam kararmamıştı ama artık kararmak üzereydi. Bir yere götürdüler. İşte biz sana son kez söylüyoruz. Sen ya bizim söylediklerimizi kabul edersin, ya bizimle anlaşırsın. İşte sen ne istiyorsan biz her türlü fırsatı sana vereceğiz. Vekil olmak istiyorsan seni vekil yapacağız. Yükselmek istiyorsan seni yükselteceğiz. Nereye şey yapıyorsan seni oraya getirteceğiz. Bunu birlikte yapacağız. Gel, biz işte bizim derdimiz A partisi, B partisi değil. Bizim derdimiz bu coğrafya. Gel, biz birlikte konuşalım, anlaşalım, sorunlara birlikte cevap bulalım gibi şeyler söylediler. Bunlarla birlikte en sonunda ben yine herhangi bir cevap vermedim, hiçbir şekilde konuşmadım. Beni arabada saat dediğim gibi akşam, yani karanlık çıkmak üzereyken arabada indirdiler. Arabadan indirirken de dedi, biz sana son kez söylüyoruz, yoksa biz senin fotoğraflarını çekeceğiz dediler. Ben hiçbir şekilde şey yapmadım, tekrar zorla ben dedi şey yap dediler, işte iç çamaşırını indir. Ben hiçbir şekilde şey yapmadım, iki elimle iç çamaşırımı indirmemeleri için çamaşırımı tuttum. Zorla iki kişi benim ellerimi yandan tutarak, ayaklarımı da bacaklarımı tutarak benim iç çamaşırımı indirdiler. İki tanesi önde, bir tanesi de arkada. Üç tane fotoğrafımı çektiler. İşte biz bunların ne yapacağımızı biliyoruz artık. Fotoğrafımı çektikten sonra beni dediler ki giyin. Ben giyinmedim hiçbir şekilde. Zorla iç çamaşırımı indirdikleri için ben bunu kabul etmedim. Kendileri iç çamaşırımı tekrar kaldırdılar. Ondan sonra da bana giymemi söylediler. Ben ondan sonra pantolonumu giydim. En sonunda biz işte abiler gelecek. Sonra bu noktadan sonra da artık farklı hakaretlerde bulunmaya çalıştılar. İşte biz iyi insanlarız, biz biraz daha yumuşağız. Şimdi gelecek bir ekip var, seni alacak. İşlerinde oğlancılar var. Ya da işte biz oğlancılar değil de işte Haydar gelsin. Bilmem Haydar'a haber verin, o gelsin. Yok işte Basmane'de bir zenci getirmek gerekiyor gibi hakaretlerde bulundular. Orada beklettiler. Kendi aralarında telefon görüşmesi yaptılar. Gece artık saat kaç olduğunu bilmiyordum. Beni oradan da alıp en son bana şunu söylediler. Islak mendille pantolonumun düğmesi, ellerim vesaire parmak izi ola ki kalabilecek düşüncesiyle ıslak mendille sürekli siliyorlardı, onu sildiler. Dediler, biz şimdi seni iki kişiye teslim edeceğiz. Ondan sonra onlara bize bildiklerini anlatmadın. Onlara anlat, hiçbir şekilde ben konuşmadım. Biz seni
bırakacağız dediler. Tek bir şartımız var. Sen 3 gün içerisinde bu sınırları terk edeceksin. Eğer terk etmesen biz seni 3 günde bir, 4 günde bir aynı şekilde bu şekilde alacağız. En geç yani bir haftada, her hafta sen burada kaldığın sürece biz alıp bu şeyleri tekrar tekrar yapacağız. Saat kaç olduğunu bilmiyordum. Başım yine bacaklarımın arasında, elim arkada. Epey bir, yaklaşık bir saat gibi tahminen söylüyorum. Yol gittiler. Beni bir yolda attılar yol kenarına. Yol kenarına attıkları zaman ben saate baktığımda saat 12.55. 12, gece 12.55'ti. Ondan sonra bıraktıkları yer bir köye yakındı. Bahçeler vardı. Bahçelerde köpekler vardı. Köpek saldırısına uğradım. Köpek saldırılarında korumak için yakındaki bir bahçeye girdim. Bir yürüyen sabahtan beri oturdukları sürekli işkenceye maruz kaldığım için hiçbir şekilde su ve yiyecek, su içmediğim için herhangi bir gıda almadığım için de yürüyemiyordum. Sürekli düşüyordum. Yürüyemeyeceğimi, bu şekilde hareket edemeyeceğimi anladım. Köpeklerden kaçıp bir yakın bahçede bir ağacın altında uzandım. Orada bekledim bir saat. Köpeklerin hem saldırılarının durması. Aynı zamanda su bulabileceğim bir şey aradım. Herhangi bulamadım. Ekşi üzüm buldum. Onları emmeye başladım. Sonra bir düt ağacına denk geldim. Biraz düt yedim. Saat 2 civarı yol üzerine çıktım. Yol üzeri de Menderes Esot bir durak vardı. Menderes Esot durağı yazıyordu. Hangi yöne gideceğimi, hangi yönde gitmem gerektiğini de bilmiyordum. Öyle yürümeye başladım. Bir araba geldi, bir araba durdu. Ona beni herhangi bir taksi durağına götürebilecek misiniz? Beni bir taksi ya da ben işte İzmir'e gideceğim, nasıl İzmir'e gidebilirim? Adam da kendisi İzmir'e gitmediğini, beni alamayacağını, fakat su nereye bulacağımı söyledim. Adam suyun da buralarda rahat bulamayacağını ama yol kenarında bir küçük bir bakkal vardı. Dedi burada yatıyor, burada alabilirsiniz. Ben onu tam çağırmaya başlarken araba durdu. Bana bir pet şişe su bıraktı. Dedi ki bu suyu içebilirsiniz. Ben su aldım. Sonra yolda gelen bir araba durdu. Bana bir köy söyledi. Ben köyü bilmiyorum. Ben de adama İzmir yoluna nasıl çıkacağımı söyledim. 2 kilometre civarında, 1,5-2 kilometre yürüdükten sonra Menderes'e varacağını, Menderes'ten İzmir yoluna çıkacağını söyledi. Ben Menderes'e var, yürüyerek Menderes'e vardım. Menderes'te de yani bir taksi buldum, bir kişiye taksinin nerede olduğunu, nerede taksiye bineceğini söyledim. O da taksi olmadığını söyledi. Saat 3.15'e kadar oralarda ben taksi aradım, şey yaptım, hiçbir şekilde bulamadım. Sonra ana caddenin üzerine çıktım. Gelen bir taksi beni İzmir'e getirdi. Beni kaçıranların şöyle birisi Kel, 43 yaşlarında, kirli sakallı, gözlüklü, spor giyimliydi ve yanındakiler de az çok yani profile, birisi hafif daha esmer, düz saçlı aynı şekilde. Beni alıp Dakka markalı beyaz bir araca bindirdiler ve o araçtan ta beni bırakana kadar da aynı araçla götürdüler. Kendi yüzlerini hiçbir şekilde gizlemediler, hiçbir şekilde isim kullanmadılar. Aralarında Hacı vesaire gibi, Hacı Avi gibi isimler kullandılar. Yüzlerini kapatmadılar. Benim yüzümü de kapatma gibi bir girişimde bulunmadılar. Üstümü çıkardılar. İzmir'in bir dışına çıkardıkları gibi hiçbir şekilde başımı kaldırmaya müsaade etmediler.
sürekli başım bacaklarımın arasında öyle hareket ettim. Yani İzmir'in dışına doğru götürüldükten sonra hiçbir şekilde ben başımı kaldırıp işte ben nereye götürüyorlar, neresidir, burası nedir göremedim. Ve kendileri arasında da işte biz Afyon'a geldik. Afyon çok güzel. İşte biz Aydın sınırına yaklaştık. Ondan sonra en sonunda da işte Manisa güzel görünüyor gibi söylemler kullanıldı. Fakat belli bir yani her hem sabah hem de öğleden sonra belli ana yollardan geçtikten sonra daha çok dağ yolu engebeli, hatta bir yere o kadar bir dağ yolu artık arabanın gideceği bir şey kalmadı, bir yer kalmadı, döndüler. Sürekli yani farklı farklı bölgelerde daha çok engebeli arazilerde, yani dağlarda gezdirdiler. O üç tane, dediğim gibi üç tane benim fotoğrafımı çektiler. İki tane pantolonumu, iç çamaşırımı, atletimi çıkartıp iki tane fotoğrafımı önde, bir tane de arkada üç fotoğrafımı çektiler. İşte biz bunu annene göndereceğiz, babana göndereceğiz, bilmem kime göndereceğiz. Sen rezil olursun gibi söylemler kullandılar. Ben hiçbir şekilde bunlara şey yapmadım. Yani dediğim gibi ilk başta bunu deneme geçtiklerinde itiraz ettim. Gece vaktinde artık bunda çok bir anlam ifade etmediğini, bu benim bir eksikliğim, bir aybım, bir zaafım olmadığını, arabanın bir hakaret olmadığını, bunu yapanlar en büyük zavallı yaşadıklarını düşüncesiyle hiçbir şekilde onu, onlar zavallı kişiliklerin yaptığı, zavallı olan, hiçbir çare, elinde bir çare olmayan kişilerin başvurduğu bir şey olduğunu bilinciyle ben çok şey yapmadım. Yani 90'larda şöyle bir yöntem vardı bildiğimiz kadar. Kişiler alınırdı ve ne yapılırdı? İşte artı soruşturma, işkence. Ölerek yolun, öldürülerek yolun kenarına atılıyordu. Aslında günümüzde de belki de gelinen koşullarda buna fırsat bulamıyorlar ya da buna fırsat doğmuyorlar. Belki öldürülemiyor ama günlerce, saatlerce, bir gün, iki gün, bir buçuk gün, artık süre çok burada bir anlam ifade etmiyor. İşkencelere maruz kalarak, hakaretler edilerek, dediğim gibi yani İzmir'e gelişim gayet doğal, her bir normal herkesin gelebileceği, Erzurum Havaalanı'na gidip İzmir, Adnan Menderes Havaalanı'nın biletini almış, bilete binmiş, gelmişim. Görüştüğüm kişiler kimdir, kim değil, bunlar zaten gizli saklı yaptığım hiçbir şey de yok. Fakat benim şahsımda özellikle burada hem demokratik kamuoyuna bir mesaj olacak bir şekilde, İzmir'de de zaten kendileri de arada bir söylüyordu, uzun süredir biz böyle bir macera yaşatmadık, işte sen bize bunu yaşattın. Beni alarak işte ne yapalım, beni zaten bir şekilde illegalize ederek yaşamını, sosyal faaliyetlerimi, içinde bulunduğum aktiviteleri illegalize ederek hem ajanlaştırma, ajanlaştırabilirsem ajanlaştırayım. Eğer ajanlaştırdıktan sonra da onun üzerinde belki farklı amaçlarını gerçekleştirmek. Ajanlaştırmasam da sindirerek bir daha böylesi şeyler, rahat hareket edemeyeceğim.